Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir ağacın dalında bir serçe kuşu yaşarmış. Minik serçe sevecen, konuşkan ve arkadaş canlısıymış. Annesi onun bu huyunu bildiği için senden büyük, sana zarar verebilecek hayvanlarla arkadaş olmaya heveslenme, sana kötülük yapabilirler diye yavrusunu uyarırmış. Ama minik serçe annesinin sözlerini önemsemez, dikkatle dinlemezmiş. Bir gün uçarken bir ağacın dalında iri gözlü, sert bakışlı, büyük bir kuş görmüş. Bu bir baykuşmuş. Serçe durmuş ve "Merhaba!" demiş. Baykuş ona "Merhaba!" diye sert bir şekilde karşılık vermiş. Buna hiç aldırmayan serçe hemen onun yanına konmuş. Sohbete başlamış. Baykuşla arkadaş olmuşlar. Artık her gün baykuşla buluşuyor, birlikte uçup sohbet ediyorlarmış. Bu arkadaşlık serçenin annesinin hiç hoşuna gitmemiş. Ama serçe annesini korkaklıkla suçlamış ve baykuşun çok iyi bir arkadaş olduğunu söylemiş. Günlerden bir gün serçe ile baykuş uçarken bir evin bahçesindeki ağacın dalına konmuşlar. O sırada bahçeden bir köstebek geçiyormuş. Baykuş, "Bak, kaplumbağa gidiyor." demiş. Serçe, "Hayır, o kaplumbağa değil, köstebek." demiş. "Hayır, o bir kaplumbağa." diye ısrar etmiş baykuş. Kaplumbağaydı, köstebekti derken tartışmaya başlamışlar. Baykuş sinirlenmiş ve serçenin üzerine saldırmış. Gagasıyla serçeye vurmuş. Baykuştan çok küçük olan serçe bir şey yapamamış. Kafasına aldığı sert darbeyle bayılmış ve ağacın dalından düşmüş. Baykuş onu bırakıp gitmiş. Serçe saatlerce orada baygın yattıktan sonra ayılmış. Kalkıp uçmaya çalışmış ama boşuna. Yaralı kanatları yerde çırpınırken bahçesine düştüğü evin çocuğu onu pencereden görmüş. Hemen onun yanına koşmuş, serçeyi alıp eve götürmüş. Serçenin minik kalbi küt küt atıyormuş. "Acaba bana ne yapacaklar?" diye korkuyormuş. Çocuk annesiyle birlikte serçenin yaralarını temizlemiş, sarmışlar. Serçeyi bir kafese koyup yüksek bir yere asmışlar. Serçe şimdi yaralandığına mı üzülsün, kafese kapatıldığına mı üzülsün? "Ya beni bu kafesten hiç çıkarmazlarsa?" diye kara kara düşünüyormuş. Çocuğun annesi her gün serçenin yaralarını ilaçlamış. Serçe birkaç gün içinde iyileşmiş. Evin bir kedisi varmış. Gidip gelip serçeye bakıyormuş. Serçe onu gördükçe korkuyormuş. Kafesi yüksekte olduğu için kedi ona ulaşamıyormuş. Bir gün kedi, "Benden korkma. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Sana zarar vermem. Sohbet edelim." demiş. "Hayır, benimle konuşma. Senden korkuyorum." diye karşılık vermiş serçe. Kedi, "İnan ki tek niyetim arkadaşlık." diye ısrar etmiş. "Ben annemin sözünü tutmadım. Bu hallere düştüm. Artık aklım başıma geldi. Seninle arkadaş olur muyum hiç?" diye karşılık vermiş serçe. Kedi serçenin yanından uzaklaşmış. Evin çocuğu serçenin önüne çeşit çeşit yiyecekler koyuyormuş. Ama serçe azıcık yiyor, üzgün üzgün oturuyormuş. O kafesten çıkmak ve uçup yuvasına dönmek istiyormuş. Bir gün çocuğun annesi, "Bak yavrum, biz bu serçeye bir iyilik yaptık. Onu tedavi ettik. Ama artık kötülük yapıyoruz. Bu çok mutsuz. Bırakalım uçup gitsin." demiş. Çocuk, "Hayır, o hep bizimle kalsın." diye ısrar etmişse de
annesi onu ikna etmeyi başarmış. Serçenin kafesini bahçeye çıkarıp kapağını açmışlar. Serçe sevinçle çıkmış, hemen yuvasına uçmuş. Annesine sarılıp özür dilemiş. Sevgili çocuklar, bu hikaye bize büyüklerimizin tecrübesine ve bilgisine güvenmemiz gerektiğini öğretiyor. Onlar bizden daha çok şey gördüler ve yaşadılar. Bu yüzden nasihatlerine kulak vermek önemli. Allah'ın bize verdiği aklı ve yüreği kullanarak doğru kararlar alabilir ve hayatımızda güzel yollar seçebiliriz. Annemiz ve babamız gibi büyüklerimiz bizi korumak ve doğru yolu göstermek için buradalar. Onların sözlerini dinleyerek hem dünyada hem de ahirette mutlu olabiliriz.